Son videomda bununla ilgili detaylara değmiştim. Simpsonlar çizgisinde Kahramanmaraş'la alakalı bir bölüm var ve üzerine çok konuşuluyor. Orada gemi kaptanı Kahramanmaraş'a Kuzeyde Bir Yer dizisinin ilk sezon DVD'lerini götürmekten bahsediyor. Normalde Kahramanmaraş deniz kenarındaki bir şehir değil. Üstüne neden böyle bir film ismi götürüyor diye, bu film ismini neden seçmişler diye sorguladığınızda ve bu film ismini Geometria'da bu cümleyi arattırdığınızda karşımıza 2362 sayısı çıkıyordu. Şimdi normalde Amerika'da önce ay, sonra gün, sonra yıl yazılıyor. Burada da sanki tam tersi. Önce yıl, sonra gün, sonra ayı yazmışlar. Yani 23 6 2. İkinci ayın 6'sı 2023 tarihi çıkıyor ve tam da bu tarihte Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem yaşanmış olması gerçekten ilginç ve garip bir durum. Bu ilginç durumdan sonra tabii insanın aklına direkt İstanbul geliyor. Çünkü Kahramanmaraş'a il olan bölümde sonlarını İstanbul'la bitiriyor. İstanbul'la ilgili cümleler kuruyor. Haliyle insanlar acaba burada İstanbul'la da ilgili bir mesaj var mı diye bir soru işareti uyandı ve oradaki geçen kelimenin Geometria programındaki değerine bakmamı istediler. Şimdi oradaki kelime bu 1953'te yazılmış İstanbul artık Konstantinopol değil şarkısından almışlar. Ve geçen cümle şu: Mehtaplı bir gecede Türk lokumu. Bu cümleyi Geometri programına yazdığımızda karşımıza gördüğünüz gibi 2393 sayısı çıkıyor. Bunu da bir önceki gibi düşünürsek, yani önce yıl, sonra gün, sonra ayı yazdıklarını düşünürsek 23.93, yani 3. ayın 9'u 2023 karşımıza çıkıyor. Şimdi mehtaplı gecede dolunay demek ve ilginçtir, 3. ayın 9'u ve 8'i dolunay, tam dolunaya denk geliyor bu tarih. Acaba tam o tarihte İstanbul'la alakalı bir şey mi olacak? Hani emin olmak çok zor ama bu cümleyi de gördüğünüz gibi 23.93.2393 çıkıyor. Aynı Kahramanmaraş'taki detay gibi düşünürsek 23.93 3. ayın 9'u 2023 oluyor ve ilginçtir, 3. ayın 9'u ve 3. ayın 8'i bir mehtaplı gece oluyor. Size çok da enteresan bir detay paylaşmak istiyorum. Cümleden şimdi kelimesini çıkartıp sadece mehtaplı bir gecede Türk lokumu diye yazdığımızda bu sefer karşımıza 1204 sayısı 1204 ya da 1204 çıkıyor. 1204 de bize çok enteresan bir olayı anımsatıyor. Gerçekten çok garip bir durum. 1204 diye yazdığımızda karşımıza direkt Konstantinopolis, İstanbul işgali çıkıyor. 1204 yılında Haçlı ordusu İstanbul'u ya da Konstantinopolis'i işgal ediyor. Hem de tarih olarak 12 Nisan tarihinde. Nisan ayı 4. ay, yani 12.04, 12.04, 12.04, 1204 tarihinde İstanbul işgal edilmiş ya da o günkü adıyla da Konstantinopolis işgal edilmiş. Cümleyi size tekrardan göstermek istiyorum. Mehtaplı bir gecede Türk lokumunun sayısal değeri 1204, 1204. 1204, 1204'te Konstantinopolis diğer adıyla İstanbul işgal edilmiş. Ben burada verilen mesajın çok açık olduğunu düşünüyorum. İstanbul'un tekrardan kuşatılacağını ve işgal edileceğini düşünüyorum ki daha önce bununla ilgili birçok yerde ipucu, emareler gördüm ve bunu sizlerle paylaştım. Aynısıyla burada karşılaşınca ben kendi adıma şaşırmadım. Tabii bu nasıl olacak? Önce karşımıza bir Kıbrıs sorunu çıkacak ya da Yunanistan'la aramızda bir savaş başlayacak. O savaştan sonra NATO ordusu İstanbul'u işgal mi edecek? Yoksa olaylar çok farklı mı gelişecek? Hani bundan %100 emin olmak çok zor ama karşımıza her yerde İstanbul'un tekrardan işgal edileceği çıkıyor. Ayrıca cümlenin tamamını yazdığımızda karşımıza çıkan 2393 sayısı da önemli olabilir. Acaba bu sayı gerçekten 3. ayın 9'u 2023 müdür ki o gece tam bir mehtaplı gece dolunaya denk geliyor. Acaba o gece İstanbul ya da Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir olay mı yaşanacak da İstanbul işgalinin önünü açan olayın fitili o gece mi yaşanacak? Hani emin olmak çok zor ama bu tarihi de bir kenara not almak lazım. Bu arada son olarak bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu yeni gördüm. 6 Ocak 2023 tarihinde yayına girmiş The Rick diye bir dizi var. 6 bölümden oluşuyor. Bu dizinin konusu çok enteresan. Kuzey Denizi'nde bir tane petrol firması var. Petrol arıyor.
Orada sondaj koyuları var ve birden sondaj koyusuna bir patlama gerçekleşiyor. Büyük bir sallantı ve deprem oluyor. Devamında da büyük bir sanki yanardağ patlamış gibi her tarafı sis kaplıyor. Şimdi orada çok enteresan bir sayı vurgusu vardı. Onu size göstermek istiyorum. Dizinin birinci bölümünde tam sallantı ve deprem başladığındaki ekrandaki kamerada L2E60 yazıyor. Yani 2 ve 6 sayısı karşımıza çıkıyor. Tabi burada 2 ve 6'nın tesadüf olduğunu düşünebilirsiniz ama devamdaki detaylarda yine karşımıza 2 ve 6'nın ısrarla çıkartılması buradaki 2 ve 6'nın tesadüf olmadığını gösteriyor. Ekranda sürekli 2 ve 6 sayısını bu şekilde gösteriyor ve her 2 ve 6'yı gösterdiğinde gemide kötü bir olay yaşanıyor. Şimdi 2 ve 6, ikinci ayın 6'sı 2023'te Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem yaşandı. Ve orada da petrol kuyuları olduğu söyleniyor. Tam bu şekilde denk gelmesi de gerçekten ilginç. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Tabii ki de olabilir ama bana yine de çok garip geliyor. Yani bu dizinin 6 Ocak'ta yayına girmiş olması, 6 bölümden oluşması, dizide büyük bir felaket, depremle başlıyor ve karşımıza sürekli bir 2-6 çıkartıyor. Ve tam da ikinci ayın 6'sında Türkiye'de birkaç tane büyük deprem yaşanınca da insanın aklına garip garip sorular geliyor. Ama ben videoyu şimdi çok fazla uzatmayacağım. Hakkımızda hayırlısı, yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.